Amerika'da banka hesabı açmak ne işime yarayacak diye düşünme. E-ticaret ya da sosyal medya. İnternetten para kazanıyorsan ya da kazanmak istiyorsan bu videoyu mutlaka izle. Çünkü keşfettiğim bu form sayesinde YouTube'da dahil internetten kazandığın bütün parayı artık Amerika'daki banka hesabına yollayabilirsin. İşte kanıtı. Burada YouTube kazancım için Google'dan Amerika'daki banka hesabıma her ay ödeme yapıldığını görebilirsin. Dahası bu banka hesabını Amerika'ya gitmeden ve aracılara yüzlerce dolar ödemeden nasıl açacağını da anlatacağım. Ama baştan uyarayım. Bankacılık ve vergi gibi konular şakaya gelmez. Bu nedenle harekete geçmeden önce mutlaka bir vergi uzmanına danış ya da konuyu iyice araştırıp öğren. Sorumluluk kabul etmem. Türkiye'de internetten para kazanmaya çalışmak tam bir çile. E ticaret yapmaya kalksan PayPal ve Stripe gibi dünyanın en popüler ödeme yöntemleri yasaklı. Wise desen dengesiz kur nedeniyle çekti gitti. Payoneer efendi de zırt pırt paraları çöker gibi milletin hesabını dondurup duruyor. Gerçi doğru dürüst çalışsalar ne olur? Hepsi vampir misali komisyonlarla paranı emip bitiriyor. Ben de internetten kazandığım parayı güvende tutmak, havale ücretlerine servet ödememek için bir yıl kadar önce Amerika'da banka hesabı açmıştım. Bu hesap beni sadece komisyonlardan kurtarmakla kalmadı. Hiç beklemediğim bir faydası daha oldu. E-ticaret gelirleri açısından bu hesabı ödeme yapmakta sorun yok. Ama iş sosyal medyaya gelince özellikle Google AdSense gelirlerinin Amerika'ya yönlendirilmesinde büyük bir sıkıntı fark ettim. YouTube destek hattına bile sorsan kazançlar dolar olarak başka bir ülkeye yatmaz derler. Onlara göre bu kazancın Türkiye'deki bankalara TL'ye çevrilerek yatması gerekiyor. İyi güzel de gelirleri buradaki bankalara yollayınca devasa komisyonlara maruz kalmak yetmezmiş gibi berbat kur makasları nedeniyle fazladan zarara uğramak da kaçınılmaz oluyor. Konu sinirimi acayip bozduğu için doğrudan AdSense merkeziyle iletişime devam ederek YouTube Türkiye destek ekibinin bile aksini iddia ettiği Hatta internette hiçbir kaynakta bulamadığım bir yöntemle sonunda YouTube gelirimin her ay dolar olarak Amerika'daki banka hesabıma yatmasını sağladım. Bu yöntemin detaylarına birazdan değineceğim. Ama önce bu yöntemi kullanabilmek için Amerika'da nasıl banka hesabı açabileceğine bakalım. Bir Amerikan vatandaşına vekalet vermeyi ya da şirketine ortak göstermeyi kabul ediyorsan açabileceğin çeşitli banka hesapları var. Ama elin Amerikalısına güvenip resmen kasanın anahtarını teslim etmen gerekeceği için bu hesaplardan kesinlikle uzak dur. Bunların yerine benim gibi Merkür Bank hesabı açabilirsin. Çünkü Mercury %100 kendi adına hesap açmana izin veriyor. Ayrıca Mercury'de de her Amerikan bankasında olduğu gibi hesabında bulunan paralar devlet güvencesi altında. Yani sigortalı. Bir Mercury banka hesabı açarak e-ticaret platformlarında kurallara uygun satıcı hesapları açabilir ve tüm dünyaya satış yapmaya başlayabilirsin. Ayrıca merdiven altı satıcıların erişemediği en güvenilir tedarikçilere ve en rekabetçi fiyatlara ulaşabilirsin. Sosyal medya hesaplarını para kazanmaya açıp ödemelerini burada toplayabilirsin. Google AdSense gelirlerinin dolar cinsinden bu hesaba yatmasını sağlayabilirsin. Adresine gönderilen bu kart sayesinde dünyanın dilediğin ülkesinde inanılmaz avantajlı kur oranlarıyla alışveriş yapabilirsin. Merkür Bank hesabı açıp kullanmak ücretsiz olduğu gibi gerek hesabına gelen gerekse hesabından çektiğin para için tek kuruş komisyon ödemezsin. Bir Merkür Bank hesabına sahip olmak için iki şeye ihtiyacın var. Birincisi geçerli bir pasaport. Pasaportun yoksa nüfus müdürlüğünden randevu alarak çıkarabilirsin. Bunu detaylı anlatmaya gerek yok sanırım. İkincisi ise Amerika'da kurulu bir şirket ve EIN numarası. İşin ilginci Amerika'da şirket açıp EIN numarası almak burada pasaport çıkarmaktan daha ucuz. Zaten bir şirket sahibi olmadan bırak Amerika'da banka hesabı açmayı artık ne e-ticaretten ne de sosyal medyadan kazanç elde edebilirsin. Öyleyse şimdi şirketin, EIN numaran ve pasaportun hazırsa Mercury Bank sitesine girerek hesap açılış işlemlerine başlayalım. Ana sayfadaki bu bölümde özetle hesap açılışından itibaren 90 gün içinde hesabında 10 bin dolar birikirse 250 dolar ödül kazanacağını yazıyor. Bu kampanya ile hesabını açmak için video açıklamasına eklediğim link listeye girmelisin. İlk olarak sayfanın sağ üstünde bulunan mavi renkli Open Account yani hesap aç butonuna tıkla. Açılan sayfada karşına çıkan bu form ile hesap açmak için gereken bilgileri girmeye başlayacaksın. Başvuruda Türkçe karakterler kullanmamaya, şirket kurarken girdiğin bilgilerle tutarlı bilgiler girmeye dikkat et. Hazırsan bu bölüme adını ve soyadını Altındaki bu bölmeye e-mail adresini ve en alttaki bu bölmede şifreni gir. Ben sıradan bir Gmail hesabı kullanarak onay almıştım. Ardından başvuruya başla yazılı bu butona tıkla ve devam et. Sonraki sayfada buraya şirket adını LLC uzantısıyla birlikte Şirket kuruluş evraklarında göründüğü şekilde yaz. Şirket adını girdikten sonra altındaki bu bölüm otomatik olarak dolacak. Olduğu gibi bırakıp alttaki mavi Next butonu ile devam et. Açılan sayfada şirketinin kumar, silah ticareti gibi buradaki konulardan biriyle alakalı olup olmadığı soruluyor. Bu iş kollarında faaliyet gösterenlerin başvuruları büyük ihtimalle reddediliyor. Bu nedenle buradaki hiçbir kutucuğu işaretlemeden bu mavi butona tıklayıp devam et. Sonraki bu sayfayı Türkçe'ye çevirip inceleyebilirsin. Tamamen formalite. Mavi butona tıklayıp devam et. Geldik detaylı bilgileri gireceğim formlara. Şirket bilgileriyle başlıyoruz. Bu bölüme şirket adını kuruluş evranda göründüğü biçimde yaz. Altındaki bu kutucuk boş kalsın. Bu bölümde şirket kuruluş ülkesi yani United States seçili olacak. Onun altındaki bu bölüme telefon numarası girmen gerekiyor. Buraya Türkiye'deki cep telefon numaranı artı 90 şeklinde girebilirsin. Altında IAN numaranı gireceğim bölüm var. Açıklamalar eklediğim videoda bu numaranın nasıl ücretsiz alındığını anlattım. IAN numarası gireceğim bölümünün altına varsa şirket web sitesini girebilirsin. Yoksa boş bıraktıktan sonra buradaki şirket türü menüsünden LLC'yi seçip devam et. Farklı şirket türüne sahip olanlar kendine uygun şirket türünü seçerek ilerlemeli dememe gerek yok sanırım. Şirket türünden sonra para kazandığın iş kolunu soruyor. Listeden sana en uygun olanını seç. Sırada şirket faaliyetlerini özgün cümlelerinin anlatmanı istedikleri bölüm var. Buraya kısaca faaliyet konularını yaz. Örneğin Türkiye ve Çin'den tedarik ettiğim ürünleri Amazon FBA iş modeliyle Amerika'daki müşterilere satmayı planlıyorum ya da sosyal medyada içerik üretip sponsorluk ve satış ortaklığı yapıyorum gibi bir cümleyi İngilizceye çevirip buraya yazabilirsin. Ezbere cümleler onay almanı riske atacağı için doğrudan şunları yaz diyemiyorum. Bu bölümde ise banka hesabını ne için kullanacağını soruyor. E-ticaret gelirlerimi toplamak, tedarikçilere ödeme yapmak ya da reklam ve sponsorluk gelirlerimi toplamak editörüme ödeme yapmak benzeri açıklamalar yapabilirsin. Onun da altında sattığın ürünleri tarif etmen isteniyor. Bu bölümler seçtiğin iş dalına göre değişiklik gösterir ama mantık aynı. En alttaki bu bölümü ve altındaki bu kutucuğu boş bırakıp mavi butonumuza tıklayıp devam ediyoruz. Sonraki sayfa şirket adresini soruyor. Buradaki şirketin yasal adresi bölümüne kuruluş evraklarında görüldüğü şekilde şirketinin Amerika'daki adresini yazmalısın. Altındaki şirketin fiziki adresi bölümüne ise Türkiye'de bulunan ikamet adresini yazabilirsin. Sonraki sayfada şirket sahibi bilgilerini gireceksin. Bu bölümde bulunan adının, soyadının ve e-mail adresinin doğru yazıldığını kontrol et. Hata varsa düzelt. Altındaki bu bölüme şirketin kurucusu olduğunu ifade eden Founder seçeneğini seç. Ve en altta da şirketin tamamına sahip olduğun için %100 yazıp alttaki kutucuğu işaretleyerek ilerle. Detaylı bilgiler gireceğin bu sayfaya geldiğinde Buradaki vatandaşlık durumu bölümünde non resident yani Amerika'da ikamet etmeyen seçeneğini seç. Altına doğum tarihini girdikten sonra telefon numarası bölümü için yine Türkiye'deki telefon numaranı kullanabilirsin. Ev adresi bölümünde buradan ülke olarak Türkiye'yi seçip altına da Türkiye'deki ikamet adresini yazacaksın. Ardından alttaki identification kısmında bu bölümden pasaportu seçtikten sonra pasaport fotoğrafını buraya tıklayıp yükleyebilirsin. Fotoğrafta pasaportun tüm köşelerinin görünmesi, pasaport bilgilerinin net şekilde okunabilmesi ve fotoğrafın PDF değil renkli fotoğraf dosyası olması gerekiyor. Pasaport bölümünün altındaki bu bölümde "No" yani "Hayır" seçeneğini seçip, varsa sosyal medya bağlantılarını bu bölüme ekledikten sonra alttaki kutucuk işaretli değilse işaretleyip devam et. Sonraki sayfada şirket kuruluş ve IAN numarası belgelerini yükleyeceksin. Bu bölümden şirket kuruluş evranda yazan başlığa uygun seçeneği seçtikten sonra altındaki bu bölüm ile belgeyi siteye yükleyebilirsin. Aynı şekilde IRS'ten gelen IAN numaranın yazılı olduğu belgeyi bu bölümden yükleyip devam edebilirsin. Açılan sayfadaki bu bölümde uluslararası para transferi yapıp yapmayacağını soruluyor. Yes yani evet dedikten sonra Altındaki bu bölüme en sık kullanacağın 3 para birimini yaz. Çoğunlukla bunlar dolar, euro ve Türk lirası olur. Aylık ortalama uluslararası para transferi tutarını soran bu bölüme de sana uygun tutar aralığını girebilirsin. Sonraki sayfada şirketinin hali hazırda bir web sitesi, online mağazası varsa buraya evet diyerek bağlantıyı buraya yazabilirsin. Web siten ya da online mağazan yoksa ama ileride açacaksan buraya hayır deyip altındaki bu bölüme de evet de ve onun altına da sitenin açılacağı tarihi yaz. Alttaki bu bölümde genellikle ödemelerini hangi kanallarla aldığını soruluyor. Wire Transfer, Stripe, PayPal gibi seçeneklerden kullandıklarını buraya yaz. Bunun da altına sattığın ya da satmayı düşündüğün ürünlere örnek ürün bağlantıları paylaşman isteniyor. AliExpress gibi tedarikçilerden ürün temin edeceksen satmayı düşündüğün ürünlere benzer ürün linklerini yazabilirsin. İçerik üreticileri videolarının varsa ürün sayfalarının bağlantısını yazabilir. Başvuruda atladığın bölüm olursa buradan dönüp eklemen gerekiyor gerekiyor. Tüm bilgileri eksiksiz girip belgeleri yükledikten sonra altta çıkacak mavi renkli başvuru yön izleme butonu ile baştan sona girdiğin bilgileri göreceğin bir sayfaya yönlendirileceksin. Bilgilerde hata olup olmadığını kontrol ettikten sonra sayfanın altındaki buton ile başvurunu tamamlayabilirsin. Şimdi AdSense gelirlerini açtığım bu banka hesabına toplama yöntemine yani bu formu nasıl dolduracağına bakalım. AdSense'de birden fazla hesap açmak yasak. Ama e-ticaret yapmak için Amerika'da şirket kurup banka hesabı açtığımdan YouTube kazancımı da bu hesaba aktarmak için riski göze alıp şirketim üzerine ikinci bir AdSense hesabı açtım. Ve işe yaradı. Riski göze alıyorum diyorsan ilk yapman gereken sıfırdan bir Gmail hesabı açmak. Ardından Amerika'da açmış olduğun şirket bilgilerini kullanarak bu Gmail hesabı üzerinden işletme türünde yeni bir AdSense hesabı açmalısın. Örnek olması açısından benim AdSense hesabıma bakarsak ülke bölümünde Amerika hesap türü bölümünde işletme, kuruluş adı bölümünde Amerika'da kurduğum şirket adı, kuruluş adresi bölümünde şirket adresi ve ad bölümünde de kendi adımın yazılı olduğunu görebilirsin. Dana'nın kuyruğu vergi bilgileri bölümünde kopuyor. Çünkü abartmıyorum. Ondan fazla belge türünden hangisini gönderdiysem göndereyim, şu an ekranda gördüğüm belgeyi bulup yollayana kadar hesabım onaylanmadı ikamet, pasaport gibi sıradan belgelerin yüklenmesini gösterip videoyu uzatmayacağım. Öncelikle açıklamalara indirme linkini eklediğim bu belgeyi indir. Bu belge Google'a özetle diyor ki ben Amerikan vatandaşı değilim. Amerika'yı kayda değer sıklıkla ziyaret bile etmiyorum. İndirdiğim belgeyi bir pdf düzenleme aracında açıp 1. bölümün ve altındaki A sekmesinin seçili olduğundan emin olduktan sonra buradaki imza bölümüne adını soyadını yazıp yanına da ekranda gördüğün gibi tarihi yaz ve kaydet. Daha sonra belgeyi AdSense hesabındaki bu bölüme yükle. Senin de açtığın bu AdSense hesabı onaylanırsa YouTube'daki eski hesabın yerine bunu seçerek artık gelecek ödemelerini benim gibi Amerika'daki bank hesabına alabilirsin. Amerika'da şirket kurmanın en ucuz yöntemini anlattığım videoma şuraya tıklayarak ya da açıklamalardaki bağlantıdan ulaşabilirsin. Kısa süreliğine UYM başvurularınızı ücretsiz olarak bizzat ben yapacağım. Detaylar aşağıya sabitlediğim yorumda.